Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle bol cevizli havuç tarator yapıyoruz ama bu havuç taratorda biraz farklılıklar var. Aromayı biraz daha fazlalaştırıp lezzetini arttırıyoruz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Evet, ana malzememiz havuç bilindiği üzere havuçlarımızı rendeliyoruz. Dilediğiniz kadar havuç rendelemekte serbestsiniz. İstediğiniz kadar rendeleyebilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağının içine rendelediğimiz havuçları ekliyoruz. Şu anda havuçlarımız çok göründüğüne bakmayın. Havuçlarımız birazdan azalacaklar hacim olarak. Kavuracağımız için azalacaklar. Kişi sayısı verecek olursam 4-5 kişiye 4 adet havuç yeterli olacaktır. 4 adet büyük havuç yeterli olacaktır. Üzerine tuzunu da ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Ben 6 tane büyük havuç kullandım. Sizler dilediğiniz kadar kullanmakta serbestsiniz. Damak tadınıza göre tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Evet, kavurmaya başladık. Şöyle altını ocağımızın çok fazla açmadan ağır ağır kavurmaya başlıyoruz. Arada kapağı kapatırsak daha kolay yumuşayacaktır. Kavurma işlemi daha kısa sürede olacaktır. Gördüğünüz gibi havuçlarımız kavruldular. İyice suyunu çekmesini sağlayın. Havuçlarda su bırakmayın ki yoğurda katacağız yoğurdumuzu sulandırmasın. Tamamen suyunu çektikten sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi benim havuçlarım da henüz daha bir parça daha kavrulmak istiyor. Bu arada tamamen suyunu çekerken bizler de bir su bardağı cevizimiz var. Cevizlerimizi yanmaz yapışmaz tavada kavuralım. Evet, aromasını arttıracak lezzetlerden biri bu. Mutlaka bu kavurma işlemini gerçekleştirin. Lezzetin ne kadar değiştiğini göreceksiniz. Cevizi bir su bardağı söylediğime bakmayın. Biraz daha arttırabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı mayonez ilave ediyoruz. Bu mayonezi mutlaka ilave edin. Çünkü mayonez sulanmasını, yoğurdunuzun sulanmasını engelleyecektir. Şöyle bir kase kadar su bardağı ölçüsü verecek olursak 2 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz ve bir parça da sarımsak. Bir diş sarımsak rendeleyelim. Ben toz sarımsak kullanacağım. Bir tatlı kaşığı kadar. Sizler de eğer kurutulmuş toz sarımsak kullanacaksanız bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi hepsini birlikte pürüzsüz ve homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Bu arada içerisine ekleyeceğimiz havuçlarımız lütfen tamamıyla soğumuş olsun ki yoğurdumuzu sulandırmasın, kesilmesin. İçerisine havuçlarımızı ekliyoruz. Evet, havuçlarla hazırladığımız yoğurtlu karışımı birbirine karıştırıyoruz. Evet, daha sonra da servis tabağına alabiliriz. Evet, ben böyle bir servis tabağına, çukur bir servis tabağına almak istedim. Üzerine de kavurduğumuz cevizleri ilave ediyoruz ama lütfen cevizlerinizi bir süzgeçte eleyin ki içerisindeki tozlar, kabuklar düşsün. Evet, lezzetimiz harika. Mutlaka deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.